Yargıtay, yerel mahkeme tarafından eski eşi Fulya Kalkavan'a 4.337.793 lira katılma alacağı ödemesine hükmedilen Metin Şentürk'ün itirazını reddetti. Fulya Kalkavan'ı haklı bulan Yargıtay, yerel mahkemece verilen bu kararı onadı. Peki ya ne olmuştu? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan, 2014 yılında mahkeme kararıyla boşandı. Mahkeme, Metin Şentürk'ün 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödemesini istedi. Şentürk, nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Fulya Kalkavan da boşanma davasının ardından eski eşine evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımı için yeni bir dava daha açtı. İstanbul Aile Mahkemesi, 3 yıl önceki kararında Fulya Kalkavan'ı haklı bularak mal paylaşımı davasını kabul etti. Mahkeme, Şentürk'ün 4.337.793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Fulya Kalkavan'a ödemesine karar verdi. Metin Şentürk, mahkemenin bu kararına da itiraz ederek dava dosyasını ilk olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf taşıdı. Ünlü şarkıcı, itiraz dilekçesinde eski eşinin tanınan Kalkavan ailesine mensup olduğunu, evlilik birliği içerisinde herhangi bir şekilde ne kişisel malları ne de çalışması ile maddi anlamda bir katkısı olmadığını belirtti. Şentürk, yerel mahkeme tarafından verilen kararın kaldırılmasını istedi. Ancak istinaf mahkemesi, yerel mahkemece verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Şentürk'ün itirazını reddetti. Şarkıcı, istinafın red kararı üzerine dava dosyasını bu defa Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, itirazları reddederek istinafın kararını onadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.